Gerek yok. Çek içeri. Kale Fener Mezarlığı'na kabir ziyareti için gelen Erdoğan Altan isimli bir vatandaş, mezarlıkta bakım ve onarım konusunda bir sıkıntı olmadığını, ancak kale yamaçlarında çok fazla yaban keçisi olduğunu, bunların da mezarlıklara zarar verdiğini söyledi. Altan, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Coşkun Karadağ'dan mezarlıkla ilgilenilmesini istedi. Buranın kalede yaban davarları, burayı çiçeklik, suluk, efendime söyleyeyim hiçbir şey bırakmadı geçen sene. Hala da 3 gün 4 gün önce oradaydı. Bizi mezara çekebilir, tel çektim, muhtara söyledim. Etik değil benim yaptığım iş. Genel olarak başkanım, bir tel çektirirsek çok memnun kalırız mahalle olarak. Kapıları da ben yaptırıvereyim başkanım. İki tane kapısı var, ben yaptırıvereyim. Daha önce bildirdiniz mi herhangi bir yetkili? Dilekçe verdik. Antalya Büyükşehir'e dilekçe verdik. Geçen gün de müdürle görüştüm. Burası sit alanı dedi. Sit alanı tel çekilmez dedi. Öyle bir şey yaptı. Yani mezarlıkla müdürle görüştük başkanım. Sizden ricam. Efendim? Tel çektirelim başkanım mümkünse. Kapıları da ben yaptıracağım başkanım. Mahalle sakin olur. Yani sıkıntı değil. İki tane girişi var, ben yaptırırım. İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise vatandaşın talebiyle ilgileneceklerini ve mezarlığın kenarlarına tel çekilmesi için adım atacaklarını ifade etti. Ben bunu birim amirlerine, gerekli olan hizmet birimlerine zaten daha önce söylemiştik. Biliyorsunuz Alanya'mızda şu an 102 mahallemizin aşağı yukarı 500'e yakın sadece bir fiil işlem gören mezarlıkları var. Bu sene mezarlıkları hem Ramazan ayı dolayısıyla hem de bizim biliyorsunuz hizmet birimindeki arkadaşlarımızla beraber pırıl pırıl yaptık. Bütün mezarlıklar şu an 102 mahallemizin mezarlıkları pırıl pırıl yaptı. Ama bu bitecek mi? Tabii ki bitmeyecek. Ufak tefek eksiklerimiz mutlaka var. Şu an kale yamacında bulunduğumuz mezarlıkta gerçekten Alanya'mızın çok eski tarihi bir mezarlığı. Gördüğümüz kadar temizliği çok çok güzel yapılmış ama bir vatandaşımız etrafına tel çekilmesi talebi var. Ben bunu derhal Büyükşehir hizmet birimine ileteceğim. Ve bu vatandaşımızın bu talebini de yerine getirmeye çalışacağız tabii ki.